Tövbe. Yani yine sündüzün ışığında yürüdün sattın. Gerçekten. Evet. Hep başkalarının ışığında yürüdün. Evet. Allah, neler ben oldu bugün? Megastarlıklar, sen mücevher mi almaya gitmişsin kocanla, canlı yayınlar, neler var? Anlat bakayım, senden duyayım. İşte eşim bana hediye almıştı. Onu almak için gitmiştim. Orada da canlı yayın yapmıştım. Hediye aldıysa niye kendi getirmedi canım? Tabii bazı çekemeyen arkadaşlar bunları başka yerlere çekmeye kendini çalışmışlar. Kendini aldığın için alabilir mi? Çalış senin de olsun dedim ben de. Arkadaşlara. Kim bazı arkadaşlar dediğin kimler? Yani bekar olan arkadaşlara çalışır, ha, sizin de olsun ne dedim. Ne yapalım ayol? Aa, 21 yaşındayım daha. Kocada mı çekemediler? Hayır, hediyeyi kendi kendime almışım. Tamam işte yani evet. Orada. Kocanın sana hediye alamayacağını mı düşünüyorlar? Ben nasıl kaçırdım orayı, ne aldı eşin sana? Bileklik. Bileklik, yüzükler, kolyeler. Ne alakası var? Yüzükler, biliyorsunuz hemen özel tasarım, mücevherler sever, altınlar evet, sever. Evet, öyle severim canım. Asla bijuteri takmaz. Evet, siz de görmüş. Ben Gülşah Hanım da görmüştüm zaten, o yüzden istemiştim. Bu da benim evlilik yüzüğüm. Arkadaşlarla çok konuşuyorum. Ne kadardır evlisin? Kemal Bey, canlı yayını göstermemi ister misiniz size? 10, 11, 2013. Evet. Hani diyorlar ya, yüzükler almış falan. Bu ama aynı biliyorsun. 7 yıl olmuş. Bir şey söyleyeceğim, bak göster. Evet. Aynı. 7 yıl olmuş. Benimki siyah, onunki beyaz fırlanta. Benimki de aslan yazıyor benimkinde de. Evet. Siz de görmüştüm zaten. Çok beğenmiştim. Söylemiştim. Kendisi sipariş geçti. Sana bir şey soruyorum. Ne tarih var orada yüzüğünde? 10-10-2013. 2013. Hangi yıldayız şu an? 2020'ye geldik. Evet. 7 yıl ama 10. ayda olacak evet. Değil mi? 7 yıl. 5'i evet. Geçmişsiniz yani. Tabii geçtik 5'i. 6.ya gittik dedim ya. 6 bitmiş. Evet. 7'ye gidiyorsunuz. Bir yaz tutuk hocayız. Ben öyle yıl yıl saymıyorum Selena Hanım. Peki kocam sana niye aldı böyle bir şey? Her zaman alır, sürpriz yapar. Yani Kore'yi kazandın diye yanına sürpriz bir takı olsun diye mi aldı? Yok hayır, bunu daha öncesinde sipariş etmişti. Şimdi denk geldi. Anladım. Ya alamıyorsun diye mi daha önce kolyeyi de acaba aldı? Üzülme diye. Yok hayır. Peki kızlar neden senin kendini aldığını düşünüyorlar? Onlar öyle düşünsünler. Hayal hemen anlayışı bir anlatmasını rica edebilirim. Evet anlat, neden öyle düşünüyorsunuz? Ben mi? Evet. Şimdi Emel canlı yayın açtı. Canlı yayında böyle yapıyordu tam olarak anlatayım. Bir kere mağazaya gitmiş kuyumcuya ve 20 tane oradan kolye takmış. 20 ve tane bizim abartma. Bunu yiyeceğimizi düşünüyor. 3 tane kolye vardı böyle boynumda. Yapıyor. Kocam sipariş verdi, 1500 liradır kendisi. Yüzük bunu da sağ olsun Erkan Başkan sipariş verdi. Hayır, canlı yayında sorduklar için biliyorsunuz ben mücevherli altını çok severim. Size ne ya? Bijuteri sevmem. Oradan sordular, cevap verdim. Bijuteri sevmem. O zaman izlemeyin canlı yayınımı. Şimdi hediye ise eşinin sana böyle açıp hediye etmesi lazım. Senin gidip geldi diyorsun ama. Senin sorunun mu eşin? Hayır, senin tezin çürüyor. Eşim senin gözüne sokmak zorunda mı hediyeyi? Ama anlamadım. Sen zaten bizim gözümüzü sokmuşsun. Açma canlı yayını. İzleme. Ben konu o değil. Hediye gelse evine gelir mesela, sipariş ver. Gidip sen özellikle oradan kuyumcudan seçip alma. Canım hayır. Çok hediye yaptınız mı? Ben kendim hafta sonu gidip aldım. Ya ama hediye değil. Size hesap mı vereceğim? Sıkışınca size hesap mı vereceğim? Öyle bir şey yok. Ne yapacağım? Doğruyu konuşuyor özel hayatımın hesabını burada size vermek zorunda değil. Doğruyu konuşmuyorlar. Kuyumcu reklamını yaptırsın diye. Çocuklar bakın Emel bir şey söylüyor. Evet Ferdanur. Kuyumcu reklamını yaptırsın diye Emel'e birkaç kolye, birkaç yüzük vermiş. Belki bu bilek eşi almış olabilir ya da sahtedir ya da gerçektir bilmiyorum. Böyle o zaman konuşmayacaksın. Falan caps olmuş. Konuşmayacaksın ama o zaman. Emel kolyeler videosuyla caps olmuş. Bununla övünüyor ama bu kötü bir caps. Ben övünmüyorum, siz anlatıyorsunuz arkadaşlar. Sorun yaratan sizsiniz. Övünmüyorum ama canlı yayında bas bas bağırırım. Kocam izleme canlı yayınımı. Biz izleme. İzleme kardeşim. Biz izlemedik. Bir şey söyleyeceğim. Biz izlemedik. Bir saniye. Gerçekten eşim sipariş vermiş 1500 lira dedin mi? Göster yayını izleyin. Ya bir dakika. Elimde bir yüzük vardı. Dedin mi? Vardı ekran. Elimde bir yüzük. Dedin mi? Elimde bir yüzük var. Kemal Beyciğim onu anlatıyorum. Her neyse bu yüzük, bilezik, kolye, küpe fark etmez. Elin bunu veya bunu eşim sipariş vermiş. 1500 lira dedin evet. Mi? Evet. Sağ olsun Erkan. Buradan birçok hediye aldı bana. Mesela evet. Bu yüzüğü aldım. Gördüğünüz yüzük çok güzel, harika bir yüzük. Mesela soranlar için fiyatını hemen söyleyeceğim. 1500 TL. Ya ne var bunda? Şimdi ben... duyuluyor mu? Yayına gidiyor mu ses? Zaten evet gidiyor çünkü mikrofonu tuttum. Evet bayağı. Tamam şahane ben evet, dediğim gibi. Emel'in hiçbir konusunda... tahammül edemiyorum ve dahil olmayacağım diyorum ama yine de bir şekilde atlıyorum. Evet, evet. Bu kadar. Teşekkür. Şimdi ay, merak edenler yani. İçin ben, söylemiş olabilir fiyatını diyoruz. Sen anlıyorsun beni, merak etme. Tamam, Uğurkan sen o zaman sen hayatım buyur. Fiyatlarını söyle tamam. Bana bakayım. Söyleyeyim. Şu bu fiyatları söyle. Ayakkabılarım 90 TL, pantolonum 85 TL.
gömleğim 70, pardon, pantolonum 80 TL, gömleğim 75 TL. Trenç kotum 130 TL. Çantam 120 TL, küpelerim de 5 TL. Peki. Paçalarını birazcık aşağı doğru çek. Üstte kırış kırış duruyor Ömer. Şimdi. Oturduk ya Urkan, ben normal bir tabii onun için ama söylüyorum zaten çekilsin diye. Mı? Bir de çıkar arkadaşlar da görsünler, sonra giy üstüne onu. Ne kadar da tanıdık. Ne? Deri ceket konseptinde de aynı bunları giymiştim. Sana ne? Alakası var, hiç alakası yok deri ceket konseptinde bunun. Evet, şöyle bir dön. Böyle bir gömlek. Evet. Şimdi hemen bunu çıkarttığın zaman bununla birlikte o çanta, ayakkabı falan güzel gözüme gözüküyor. Giy pardesünü, trench coat'unu. Bana göre söylüyorum gene ben. Şimdi bana göre bu trench coat'un rengini çok seviyorum. Sevdiğim bir renk ve beyazla da çok güzel durur. İçindeki desenlerin daha az olmasını ve beyazın daha ağırlık kazanmasını tercih ederdim. Ben sana bu pardesüyü, bu trench coat üstüne veriyorsam nasıl kombin yapardım? Beyaz pantolonun içindekinin beyaz zemin ama desenlerin biraz daha az olmasını tercih ederdim. Trench coat'u patlatırdın yani. Trench coat'u patlatırdım çünkü star trench coat, trench coat şıklığı dediğimiz için. Baktığım zaman kötü müsün? Değilsin. Ama daha patlatman için, daha trench coat'u yok etmemen için aynı şeyleri 10 kere tekrarlamayayım. Beyazın ağırlığını, ki beyaza çok güzel yakışıyor bu renk, isterdim. Bu kadar çok desende de bu kadar çok metal gözümü alıyor. Çantandaki metal. Hmm. Metaller, desenler var zaten gözüm desenlerde, metaller. Söyleyeceklerim bu kadar. Gülşen. Şimdi Emel'cim, evet ben de Urkan'a katılıyorum. Çok şık üstündeki trench coat'un rengi. Ama bana göre evet üzerindeki trench coat dokusu ve detayları. Şey, detayları aynen buradaki detayları falan. Ama tabii ki hayalimdeki trench coat gibi değil ama adı trench coat. Yani sen Ferda Nur gibi konsept dışı falan değilsin. Burada düğmelerin olmasını isterdim. Kruvaza binmesini isterdim. Burada kuşağının olmasını, bağlamanı isterdim. Kuşak arkasına bağlasın istersen arkasında be. Arkasında bağlı. Arkasında bağlı. Evet arkasına bağlı ama önünde bir bağla bakalım. Tam kruvaza kapanıyor ama. Bir bağlasın. Zaten bağlayınca kasvet çöker. Yani manzara olarak çöker. Urkan'ın dediğine geliyor o zaman bağlayınca. Bir kere trench coat'un kuşağı kısa. Çünkü trench coat hani bir kere bağlarsın üzerine de kalır. Tek bir hani böyle atarsın. O orada hem büyük ve hem de havalı durur. Belinden bağlı mı? Çok kötü durdu, hemen açalım. Evet, çantayı ben beğenmediğim için arkaya aldım zaten. Çantanı sevmedim. Ayakkabın evet gömleğinle olabilir ama çok karışık bir deseni olan bir gömlek. Tabii ki beyaz pantolon giymek cesarettir ve sen ince bacakların avantajını kullanıyorsun. Bunu daha kalın bacaklı birine giydiriyor olsaydık bu kadar iyi durmazdı. Kalıbı gayet iyi. Pantolon çok iyi durmuş. Çok iyi gerçekten. Arka bacakları çok falan. Her, pantolon hangi çok konsepti iyi hatırlamıyorum. Beyaz paçasında da güpürler vardı. Hatırlıyor musun? Ay, çok kumaşlı pantolon. Neydi öyle? Muhteşem gerçekten bir pantolon. Yani. Neydi o? Hangi konsepti? Ben hatırlamıyorum. Hatırlamak istemiyorum. Deri ceket konsepti. Ne? Deri ceket. Ay 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 bir de deri ceket. Kaç. Beyaz pantolon güpür. Anladım, çok selam söyle, iyi. İşte birkaç bir şey eksik. Düğmesiz trench coat olmaz. Konsept dışı. Mümkün değil, olmaz. Bütün dünyada trench coatların hepsi düğmelidir. Buna trench coat detayları eklemişler buralarına, evet. Kemerin de var. Ama Gülşah sen düğmesiz trench coat gördün mü hiç? Hayır, görmedim tabii değil ki. Mi? Görmedim. Ben de görmedim. Yaklaşık 20 yıldır ama bu trench coat. Stylistim, styling yapıyorum. Bu trench coat değil benim için. Bir. İkincisi trench coat'tan saysak bile kötü bir trench coat. Biraz önce üstünü çıkarttığında çok fresh, çok güzel görünüyordun. Ama bunu giydin, kara bulutlar çöktü üstüme. Bir renk giyince öyle oluyor. Bir dakika Emel, bir dakika Emel. Sen şimdi konsept dışı mı diyorsun Emel için? Benim için öyle. Benim için öyle değil. Trench coat ama. Çünkü olabilir. Ben kesinlikle kabul sen etmiyorum. Sen de geçmişte de sen değil. Konsept dışı dedin, ben içi dedim. Fark etmedi yani. O sayın zaman oylamaya mı benim için dışı. Hayır oylama falan olayı ama değil. Benim için konu, yani oylama yapalım kod istiyorsanız. Ama madem öyle o zaman niye Derya'ya şey diyoruz? Trench coat'un şahane sakin diyoruz. Sakin ol şampiyon. Burada kol modeli falan. Ben düğmeden bahsediyorum hayatım. Tamam düğme ama o zaman trench coat. Trench coat'ların. Klasik trench coat'un kolu da öyle olmaz o zaman Kemal'cim, anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yaratıldığı olabilir günden beri
değişime uğramadan günümüze gelmemiştir. E tamam, işte bu da değişime uğramış. Hayır, ama bazı şeyler vardır ki kanundur, değişmez. Trençkot'ta sen biraz önce bunu şey yapmadan önce sana sordum, gördün mü dedim. Görmedim dedin. Trençkot olamaz. Ferda Nur'da da o zaman trençkottan saysaydı. Ferda Nur'un gibi bir kere bir parçası mı ne olduğu belli olmayan bir şey. O zaten trençkot. Bu da aynen öyle karşıdan bakınca trençkot gibi görünmüyor. Ya ama bu trençkotun detayları var. Tamam hayatım sen 3 verirsin, 5 verirsin, ne verirsen verirsin. Ben 1 vereceğim, gidecek bir gitti. Bir dakika ya. Bu ne bu yani böyle şimdi susturmaya çalışıyorsun? Susturmaya çalışmıyorum. Susturmaya çalışıyormuş gibi. Tamam hayatım sen öyle yaparsın, böyle yaparsın. İstediğini verirsin. Çocuklar, Allah Allah. O istediğini veremez. Neden? Karar vermeliyiz. Konsept dışı mı, konsept içi mi? Buna karar vermek lazım. Bir moda göre olmaz. Deponuza, beyninizdeki moda deposuna dönün. Tamam, buna karar eğer vereceğiz. Eğer ki düğmesiz bir tane trençkot gördüyseniz, o satın aldıysanız... O zaman Derya'yı konsept dışı yapıyoruz. Fer, o zaman kimi? Hiçbir Derya'yı... Derya'nın var düğmesi. Var. Düğmesinden bahsetmiyorum ki. Hiçbir klasik trençkotta böyle balon kollar olmaz. Hayatım, modernize edilmiş. Klasik trençkot onunki. Astar da yok bunda. Astar da yok, buyurun. Hiçbirimizde yok. Düğmesi var bunun ama. Hayır sen bizde. İstiyorsan kabul et konsept içi. Ben etmeyeceğim yani. Ben fikrimi söylüyorum sadece. Hiçbirimizde yok. Ya bak trençkot değil gibi de değil. Bir kere söyleyeceğim. Hayatım, bir kere trençkot doku değil. Olarak, bir kere doku olarak trençkot bu yani. Aynen. Burada detayları var, şeyleri var. Burada patları var. Aynen, tamam yavrucuğum. Sizin için trençkot olabilir. Benim için değil. Ayrıca trençkottan saysam dahi korkunç bir trençkot. Sen şu içine bir bakayım mı? Bak ya, kötü olması yani ayrı bir şey. Kötü, evet. Şık olmayabilir. Kötü olabilir. Ama buna trençkot ben Gülşah olarak bunu diyemem. Bu oylamanın içine de kendimi katamam. Çünkü katma, bu trençkot. Tamam devam et. Sen istediğin puanı bu ver. Çünkü trençkot. İstediğin benim puanı için ver. Şık mı? Hayır çok şık falan değil ama... Ben bak, bu da Ferda Nur'la, Seray bir saniye bak ben şimdi ben Ferda Nur'la Emel'i aynı şeye koyamam çünkü onunki trençkot değil, onunki trençkot. O zaman madem değil. Öyle buna düğme yapmamışlar, böyle bir şey yapmışlar, kötü bir trençkot. Benimkinin daha palet yapmamışlar. Bir dakika, ne yapmışlar? Zaman. Benimkinde astar var, onda astar yok, kuşak var. Hayatım senin gibi trençkot değil, sen bir bence sus oradan, hiç konuşma. Sen daha fazla başka da şey yapma, ne oluyor, ne saydırıyorsun Ferda Nur? Yok bana gelince net oluyor da o yüzden. MRC çünkü sen kötü geliyorsun. Farklı. Kötü geliyorsun. Peki. Ve konsept dışı geliyorsun. Modernize edilmiş Derya'nın üstündeki balon kollar. İngiliz evet. Markasına bir bakın. Evet. İlk çıktığı transporta evet. Bir bakın. Evet. O zaman öyle mi? O zaman Derya'yı da... Mutasyona uğruyor hayatım bazı tamam, şeyler. Tamam o zaman bu da öyle uğramış. Bu öyle kötü bir şey değil kötü. Ama hayatım. Anlatamıyorum ben sana. Konsept dışı diyorsanız siz deyin. Ben diyorum abi. Korkan dışı ne diyorsun? Sen için ben konsept dışı demiyorum. Ben tamam diyorum. Sen demiyorsun konsept dışı. Ben de arada kaldım ama sonuç olarak iki tane konsept dışı değil. Bir tane konsept dışı dendiğinde her halükarda konsept te oluyor. İster puan istediği vereceğiz. Puanı veriyor herkes hayatım. Herkes istediği oy, puanı versin. Oy birliğine varmak zorunda değiliz. Evet evet. Herkes puanı ben, versin. Benim için trençkot değil. Zaten yorumumu bitirmedim daha. Evet. Trençkot değil üstündeki. İstediği kadar kemeri olsun. Astarın yok, hiçbir şeyin yok. Çuval gibi duruyor. Zaten trençkottan saysak dahi düğmesi olsaydı bile kötü. Kasvetli, sana yakışmamış. Gömleğin, pantolonun, ayakkabınla şahane duruyordun giyinmemiş haline. Çantanı sevmedim ama benim için konsept dışısın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereye gittiğini de alalım. Ben radyo programına gidiyorum. Radyo konuk olarak programına davet edilmiştim, oraya gidiyorum. Gerçekten içindekiler çok yakışmış. Pantolon müthiş durmuş. Ayakkabı, çanta ve gömleği çok güzel kombinlemişsin. Renk uyumu da güzel olmuş. Çantana bayılmadım ama renk uyumu olarak olabilir. O metaller beni de rahatsız etti. Çünkü gömleğinde çok fazla renk ve cafcaf ve detay var. Şimdi böyle bir için üstüne bir de renk patlattığın zaman rahatsız edici oluyor. Fazla geliyor. Yani içindeki daha sade bir şey olsaydı Uğurkan'ın da dediği gibi üstündekini daha kıymetini bilebilirdik. Fakat böyle sanki biraz yoruyor. Trençkot mu değil mi tam ben de karar veremedim düğmeleri olmadığı için ama genel bir trençkot havası olduğu için konsept dışı olarak görmüyorum ben seni. Ona göre puan vereceğim. Biraz yoruyor üst tarafı beni. Teşekkür ederim. Ama değişik bir renk denemişsin, hoşuma gitti üstündekinin rengi. Buyurun. Puanımı veriyorum o zaman. Puanını veriyorsan 3. Ben de yukarı geliyorum puan vermeye. Teşekkürler. İçindeki desen ve pantolonu çantada. Pantolonu 2, şık değilsin ama üstündeki trençkot bence. Trençkot değil mi, öyle mi, değil mi karar veremedim diye ben de gayet net karar verdim trençkot değil üstündeki. Ayrıca zaten trençkottan saysaydım bile 2 verecektim. Teşekkür ederim. Dolayısıyla 1.
Ben 2 veriyorum çünkü genel anlamda çok uyumlu bulmadım seni. Hem de yıldızlı. Onu evet. Bana mı gösterdi? Yok ona. Keşke. Evet o zaman. Evet Emel gidiyor. Su geliyor. Ya Kemal bana hiç sırnaşma hakikaten çok gıcık oldum sana şu anda. Kulağına bir şey söylüyor. Ne diyorsun sen be? Gıcık oldum sana yani gıcık oldum yani. Gıcık oldum şu anda. Biz niye başlar kavgayla başlar. Ne diyorsun bana sen böyle ya? Böyle 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 yapmam. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ay ya hakikaten yaptın çok saçma. Hiç öyle bir şey değil. Tamam hayatım sen istediğin puanı ver dedim. Hayır ben sana. Bu ne demek? Ne demek? Tamam ben siz evlenmeyin senin, abi. Ben hayır bir saniye lütfen ciddiyiz. Ben senin fikrine karışmıyorum. Tamam hayatım istediğin puanı ver dedim. Sustum oturdum. Keselim bence buraları. Hayır kesemezsin ben. Acayip şey yapabilirim sen ben fikirlerimi savunuyorum. Şu anda. Ben sana kaba davranmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hayır kaba davranmadım. Ben sana dedim ki tamam hayatım. Böyle yani. Yaptım bak aynen bu. Tavrın tamam hayatım gitmedi. Sen istediğin puanı ver dedim. Evet fazla. Bu tavrım hoşuna gitmiyorsa bir daha sana dokunmam o zaman. Teşekkür ederim. Merhaba Gülşah Hanım. Kemal çok gıcıksın biliyor musun? Biliyorum. Merhaba Su. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç bana bilmediğin bir şey söyler misin? Beni seviyor musun? Seven insan kavga edermiş. Yoksa gerçekten hastalıklı olmaz bir yani. İlişkiye doğru gidiyor. Buraya lütfen bir evlilik danışmanı rica ediyorum. Hayatım ben sevmediğim insanla niye kavga edeyim ki? Bana umurumda olmaz. Döner ben giderim. Evet. O yüzden tartışmalarımız. Ay. Beraber yorumladık istedim. Soyundu bir bakın. Hadi bir dakika başla. Tak gözlüğünü.